Günaydın. Cumhuriyet Gazetesi her sabah sesli olarak sizlerle buluşuyor. Gazetemizin öne çıkan başlıklarından ve haberlerinden seçmelerle podcast yayını başlıyor. 2 Haziran 2024 Pazar. Günün manşeti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den cumhuriyete açıklamalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm kuralları işleteceklerini söyleyen Genel Başkan Özel, partide kimsenin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamıyım ifadesini kullandı. Tek hedefinin partiyi iktidar yapmak olduğunu vurgulayan Özel, normalleşmenin demokratik olanı aramak anlamına geldiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi içi de normalleşecek dedi. Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceklerini açıkladı. Özel, birliğin milyarlık yatırım olanakları var. Bugüne kadar %99'u Cumhur İttifakı'na gidiyordu. Çoğunluk bize geçti. Payımız da buna göre olacak diye konuştu. Dünyadan haberler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail'in anlaşma teklifini duyurdu. Hamas olumlu bakıyoruz dedi. İsrail medyası Biden ve Netanyahu'nun açıklamaları arasındaki farka dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın önceki akşam Tel Aviv'in Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine anlaşması için arabuluculara üç aşamalı yeni bir teklif sunduğunu açıklamasının ardından dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kafa karıştıran sözler sarf etti. Teklifin İsrailli yetkililer ile arabulucu ülkeler ile görüşmeler sırasında hazırlandığı basına yansırken Netanyahu'nun açıklaması dikkat çekti. Netanyahu, İsrail'in savaşı sona erdirme şartları değişmedi. Hamas'ın askeri ve yönetimle ilgili kapasitesinin yok edilmesi Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail'e daha fazla tehdit oluşturmaması. İsrail kalıcı bir ateşkes uygulamaya konulmadan önce bu şartların karşılanmasında ısrarcı olmayı sürdürecek. İsrail'in bu şartlar karşılanmadan kalıcı ateşkesi kabul edeceği ifadesi başlangıç noktası olamaz ifadelerini kullandı. Haberin tamamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ankara'dan Ruanda yalanlaması. Türkiye ile Doğu Afrika ülkesi Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşmasının onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasının ardından sosyal medyada ve basında yer alan Ruanda'dan Türkiye'ye mülteci gönderileceği iddialarına Ankara'dan yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor iddiasını yalanladı. 2019'da yapılan iki ülke arasındaki turizm anlaşmasının yenilendiği belirtildi kamuoyundaki yorumlarda İngiltere ile göçmen anlaşması yapan Ruanda'dan gelecekte Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı gelebileceği iddia edilmişti. Öte yandan, BBC Türkçe'nin önceki gün yayınladığı habere göre bir İngiliz hükümeti yetkilisi de Türkiye ile İngiltere arasında bir göçmen iade anlaşması olmadığını söyledi. Gündem Deprem bölgesinde altyapı sorunları çözümsüz kaldı, yatırımcı kaçtı, işyerleri kapanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın yaralar sarılamadı. 70 bin çalışanın işini kaybettiği bölgede, iş insanları büyük firmaların bile kapıya kilit vurabileceği uyarısını yaptı. Elektrik ve su kesintileri işletmeleri bıktırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Şubat 2024 verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 düştü. 11 ildeki toplam istihdam kaybı 69.594 kişi. Bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin günlük maliyeti 600 liraya yaklaştı. Yoksulluk sağlıktan etti. 3 kişiden biri obez. Türkiye, %68,5 oranla ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü, bazen de iktisadi işbirliği ve gelişme teşkilatı OECD ülkeleri arasında yaşam pahalılığının en yüksek olduğu ülke konumunda. Gıda fiyatlarındaki artış da yurttaşların yetersiz ve sağlıksız beslenmesine neden olurken beslenmeye bağlı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Halk sağlığını olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan birisinin gıda enflasyonu olduğuna dikkat çeken Ankara Tabip Odası ATO Yönetim Kurulu üyesi Doktor Özden Çırpar, dünya genelinde gıda enflasyonu ortalaması OECD'de %4,2, Avrupa ülkelerinde %2 iken Türkiye'de %70,4. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün gıda fiyatları endeksine göre dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sağlıksız beslenmeden kaynaklı hastalıklar daha sık görülmekte, dedi. İmam Hatip'te müdür baskısı. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Çekmeköy Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürünün öğretmenlere yıldırma uyguladığı iddia edildi. Müdürün yerine yeni müdür atandığı halde mevcut müdürün okuldaki görevine devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler okuldaki öğretmenlerin görüşünü aldı. Öğretmenlerin müdürün kendilerine uyguladığı baskı ile ilgili Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürüne şikayette bulunduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ben bu okuldan çok çektim. Soruşturmada adı geçen tüm öğretmenleri okuldan gönderteceğim, dediği ileri sürüldü. Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının kardeşine işlem yapan polislerin gözaltına alındığı iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ak Partili Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının alkollüyken trafik kazası yapan kardeşine işlem yapan polislerin gözaltına alındığını iddia etti. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan, duruma tepki gösterip polislerin siyasi baskı altında kaldığını ve hak ettikleri desteği alamadıklarını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'yı göreve çağırdı. Bakan şu ifadeleri kullandı. İddialara göre polis, işlem yapmak için olay yerine geldiğinde sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark ediyor ve itiraz edip gerekli işlemi yapmaya çalışınca şahıslar polisle tartışmaya başlıyorlar. Polisler görevlerini yapmalarını engellemek için kendilerine direnen şahısları polis merkezine götürüyor. Olayı duyan ilçe emniyet müdürü de memurların yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını belirtiyor. Ekonomi Yıllık İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi %82 oldu. Marketteki 35 ürünün 22'sinin fiyatı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı resmi sonuçlar öncesi yayımlanan en yeni öncü veri, enflasyonist ortamın devam ettiğini gösteriyor. Haberin tamamına cumhuriyet.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Merkeziyetsiz finans hacmi 95 milyar dolar. Blok zincir ve kripto sisteminin sonuçlarını ifade eden merkeziyetsiz finans 2024 ile birlikte önemli bir büyüklüğe ulaştı. Binance Research tarafından yayınlanan son rapora göre, merkeziyetsiz finans kapsamında kilitlenen toplam değer yılın başından bu yana %75,1 artarak 54,2 milyar dolardan 94,9 milyar dolara yükseldi. Bu kapsamda getiri piyasaları toplam değerde 9,1 milyar dolara ulaşarak %148,6 büyüdü. Yine blok zincir üzerindeki faiz oranı türevlerine öncülük eden Pendle, toplam değerde yılbaşından bu yana %1962 büyüyerek 4,8 milyar dolara çıktı. Kültür Sanat. İstanbul Modern Sinema, film eleştirmenlerinden tam not alan 2023'ün en iyi 5 filmini Top 5 başlığı altında 8 ile 13 Haziran tarihleri arasında sinema severlerle buluşturacak. Programda ilgi alanı çocuk ve balıkçıl, dolunay katilleri, bir skandalın peşinde ve dünyanın sonundan çok da bir şey beklemeyin filmleri yer alıyor. İlk gösterim 8 Haziran, saat 13'te bir skandalın peşinde filmiyle yapılacak. Nordart'ta 7 Türk sanatçı Avrupa'nın önemli çağdaş sanat sergilerinden biri olan Nordart'ta, bu yıl Türkiye'den 7 sanatçı yer alıyor. 1 Haziran ile 6 Ekim tarihleri arasında Büdelsdorf, Almanya'da düzenlenecek sergide Server Demirtaş, İrfan Önürmen, Varol Topaç, Zuhal Baysar, Kemal Tufan, Ayla Turan ve Erdil Yaşaroğlu'nun eserleri 4 ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Agora alanındaki iki katlı dükkanlardan birinde bulunan 2000 yıllık Zeus ve Afrodit heykelleri arkeologları heyecanlandırdı. Antik kentte ilk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan çalışmalar, 2022'den bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Bilgin başkanlığında sürdürülüyor. Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Hüseyin Tolga Candur, bu alandaki 14. dükkanda yürütülen çalışmalarda bir sürprizle karşılaştık. Bu sürpriz bize Roma döneminde alanın bir heykel işleme bölümünün olabileceğini gösterdi. Heykeller yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bu zarif işçilikli heykellerin çeşitli özelliklerine bakıldığında, Roma İmparatorluk döneminin erken safhasında yontulmuş olmalılar. İfadelerini kullandı. Spor Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamasının perde arkasında önemli bir çalışma yatıyor. Elbette işin başlangıcında eski başkan ve haftaya yapılacak kongrede yeniden aday olan Aziz Yıldırım'ın büyük payı var. Yıldırım, Mourinho ile ilk görüşmeyi ve teklifi yapan isim. Bir diğer pay sahibi de Fenerbahçe Sportif Direktörü Branko. Portekizli teknik adamla Branko'nun dostluğu 2019 yılında başlıyor. Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, Branko'ya gel çağrısında bulunuyor ancak reddediliyor. Bugün ise tam tersi oldu. Mourinho, Branko'nun çağrısına olumlu yaklaştı. İlk telefon görüşmesi gerçekleşirken Branko'nun yanında olan ve konuşmaları dinleyen Başkan Ali Koç, ikilinin diyaloğuna şaşırmış. Hatta koç Branko'nun Portekizli teknik direktörü etkileyeceğini hiç beklemiyormuş. Branko, Mourinho için 120 sayfalık özel bir dosya hazırladı. İçinde stattan, tesislere, personelden takıma kadar her detayın olduğu bu dosya ile birlikte soluğu Mourinho'nun yanında aldı Branko. Mourinho dosyayı inceledikten sonra etkilenirken Branko'ya bu işin olduğunu söyledi, hatta Fenerbahçe'de Avrupa Kupası kazanmak istediğini belirtti. A milli futbol takımı, Euro 2024 hazırlıklarına Riva'da devam ediyor. Ay Yıldızlı futbolculardan Kaan Ayhan, F grubundaki rakiplerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la ilgili her şey tamamen bizim elimizde. Grupta büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi oynadıkça pozitif sonuçlar alacağız. En iyi performansı sergilemek için çok iyi hazırlanıyoruz." dedi. Ferdi Kadıoğlu da takımdaşlığı oluşturmamız gerekiyor. Çok genç bir kadroya sahibiz ama çok deneyimli futbolcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu mücadeleler olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. En zor maçımız ilk karşılaşma olacak." diye konuştu. Nwakaeme heyecanı Trabzonspor'un eski yıldızı Antonin Nwakaeme'nin kulübü Al ayrılması Bordo-Mavili camiada heyecan yarattı. Trabzonspor yönetimi 35 yaşındaki futbolcu için geçen sezon başında devreye girmişti ancak yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Nijeryalı oyuncu için temaslar başlayacak. Bu podcast yayınları Cumhuriyet Gazetesi'nden derlenen haberlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Güncel haberler için cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi podcast yayını sona erdi. Daha fazlası için Cumhuriyet Cumhuriyet.com.tr adresini ziyaret edebilir, bayinizden Cumhuriyet gazetesini satın alabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.